düz bir tahta kullanılarak bir eşya askılığı yapılacaktır. Bunun için 4 cm genişliğinde 7 tane askı aparatı alınıyor. Bu aparatlar tahtanın en solunda ve en sağında 5'er cm, aparatlar arasında ise 10'ar cm mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi tahtanın üzerinde vidalanarak askılık yapılıyor. Bu askılığı yapmak için kullanılan tahtanın boyu kaç cm'dir? Çocuklar, biz ne kullandığımıza bakmalıyız öncelikle. 7 tane askı aparatı kullanıyoruz. Her bir askı aparatının genişliği 4 cm. O zaman 7 ile 4'ün çarpımından 28 cm askılar için gitti. Başta ve sonda 5'er cm boşluğumuz var. 5, 5 daha 10 cm de buradan geldi. Yani ekliyorum askı aparatları için ayrılan santimetreye. Başta ve sonda bırakılan 5'er cm'yi de eklersem toplamda 38 cm oldu. Geriye ne kaldı? Askılar arasında 10'ar cm'lik mesafeye ne kadar gidiyor? Onu bulacağız. Çocuklar, 7 tane askımız var. Bakın, 2 tane askının 1 tane arası var. Demek ki 3 tane askıya baktığımızda 2 ara oluyor. Yani 1 eksiği kadar. O halde 7 tane askının 1 eksiği kadar 6 tane arası var. Her bir araya 10 cm dediyse 6 ile 10'u çarparak aslında aralıklara 60 cm gittiğini buluruz. Şimdi 38 cm bulmuştuk. 60 cm de aralıklara gitti. İkisini topladığımızda 98 cm olarak askıları yerleştirdiğimiz tahtanın boyuna ulaşabiliriz. Yanıtımız B seçeneği. Aşağıdaki hassas terazide ayrı ayrı ambalajlanmış özdeş 2 paket A4 kağıdını tarttığımızda sonuç göstergedeki gibi oluyor. Tartılan paketlerin her birinde kütlelere eşit 500 adet A4 boyutunda kağıt bulunmaktadır. Bir paketin ambalaj kütlesi 25 gram olduğuna göre 1 adet A4 kağıdının kütlesi kaç gramdır? Çocuklar, öncelikle 2 adet A4 kağıdını ölçüyoruz ve bu 2 adet A4 kağıdının her birinin içerisinde 500 adet A4 boyutunda kağıt bulunuyor. Yani o halde buradan 500 adet kağıt, buradan da 500 adet kağıt olmak üzere toplamda 1000 tane A4 kağıdı mı var? 1000 tane A4 kağıdımız var. Peki 1000 tane A4 kağıdı ne kadar gelmiş? 5050 gram gelmiş. Ama bu ambalajların her birinin kütlesi de 25 gram olarak verilmiş. 2 tane ambalajım var. O halde 25 ile 2'yi çarparak 50 gramı nereye gidiyor? Ambalaj kütlesine gidiyor. Benim 5050 gram olarak gelen kütlemin 50'si ambalaja gitti. Geri kalanı kağıtlara gidecek. Çıkarıyorum içinden. Ne kaldı geriye çocuklar? 5000 gram kaldı, değil mi? Demek ki kağıtlara 5000 gram gitti. Kaç tane kağıdımız vardı bizim? 1000 tane kağıdımız vardı tartılan. 5000 gramı 1000'e bölersem her bir A4 kağıdına ne kadar gram düştüğünü bulurum. 5000'i 1000'e bölüyorum. Çünkü 1000 tane A4 kağıdım var. Bu da ben işlemi yaptıktan sonra 5 sonucunu veriyor. Dolayısıyla çocuklar, her bir A4 kağıdı kütle olarak 5 grama eşittir. A, B ve N birer doğal sayı olmak üzere A üzerine ifadesine üslü ifade denir. A üzerine üslü ifadesi N tane A sayısının yan yana tekrarlı çarpımıdır. Bir tuğla fabrikası, bir inşaat firmasının vermiş olduğu tuğla siparişini aynı miktarda tuğla taşıyabilen 4 farklı tır ile göndermiştir. Aşağıdaki tabloda bu tırların fabrikadan çıkarken ve fabrikaya geri döndüklerinde depolarındaki yakıt miktarları verilmiştir. Buna göre hangi tırın harcadığı yakıt miktarı en azdır? Birinci tır fabrikadan çıkarken deposunda 3 üzeri 4 litre yakıt taşıyordu. Fabrikaya geri döndüğünde deposunda 2 üzeri 5 litre yakıtı kalmış. Yani bunların ikisini birbirinden çıkararak sonucu bulacağız. Her tır için aynı şeyi yapacağız çocuklar. Verilen sayıları birbirinden çıkaracağız. 3 üzeri 4 deyince hemen nasıl bir sayıya denk geldiğini bulalım. Şurada bulalım çocuklar. 3 üzeri 4. 3'ü 4 defa yan yana yazıp çarpmak demektir. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81 sonucunu verir. Peki 2 üzeri 5 ne anlama geliyor?
5 defa 2'yi yan yana yazıp çarpmak demektir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 sonucunu bize verir. 2 üzeri 6'yı bulalım şimdi de. 6 defa 2'yi yan yana çarpacağız. Şimdi 2 üzeri 5 32 ise bir daha 2 ile çarparsam 2 üzeri 6'yı bulurum. Yani 32'yi 2 ile çarptım 64. 5 üzeri 2'yi bulalım. 5 kere 5'ten 25 oluyor. 4 üzeri 3'ü bulalım çocuklar. 3 defa 4'ü çarp. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 oluyor değil mi? 3 üzeri 3'ü bulalım. 3 defa 3'ü çarp. Yan yana yazıp kendisiyle çarpıyoruz. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 7 üzeri 2'yi bulalım. 7 kere 7'den 49. Ve son olarak 2 üzeri 4'ü bulalım çocuklar. 4 defa 2'yi yan yana yazıp çarpıyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2'den 16 sonucunu bize verir. Şimdi bunları çıkaracağız. Ne bulmuştum? 81 bulmuştum. Yanındakini ne bulmuştum? 32 buldum. Aynı şekilde 64 ve 25. Yukarıda bulduklarımı yazıyorum. 64 ve 27, 49 ve 16. Hangi tırın harcadığı yakıt miktarı en azdır diyor çocuklar. Şimdi başlangıçla son arasında ne kadar fark varsa o tırın harcadığı yakıt miktarının yorumunu yapabilirsiniz. Mesela benim başlangıçta 10 litre yakıtım vardı, sonunda da 2 litre yakıtım var. Arada 8 fark var. Ben 8 harcamışım. Başka bir tır başlangıçta 10'du, sonda 7 kaldı. O da ne yaptı? 3 harcadı. Tırın harcadığı yakıt miktarı en azdır diyor ya çocuklar. Başlangıçla son arasındaki fark küçük olacak ki harcadığı miktar en az olsun. Dolayısıyla bu çıkarmaların sonucunun en küçük olanını tercih edeceğiz. 81'den 32'yi çıkarıyorum. Kenarda çıkaralım hemen. 81-32. 11'den 2 çıktı 9 kaldı. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. Buradaki sonucumuz 49. 64'ten 25'i çıkarıyorum çocuklar. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Buradaki yanıtımız 39. 64'ten 27'yi çıkarıyorum. 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Buradaki yanıtımız 37. Ve son olarak 49'dan 16'yı çıkarıyorum. 9'dan 6 çıktı 3. 4'ten 1 çıktı 3. Buradaki sonucumuz da 33. Ne demiştim? Başlangıçla son arasındaki fark en küçük olanı tercih edeceğiz. Bir havayolu firması uçağa binmeden önce yolcuların bagajlarını tartarak aldıkları bilet türüne göre bagaj hakkını aşan kısmı için yolculardan kilogram başına 5 TL ekstra ücret almaktadır. Bu firmadan promosyon türü bilet satın alan Şahin Bey'in bagajı tartıldığında 19 kilogram gelmiştir. Promosyon türü bilet aldığının altını çizelim ve bagajı 19 kilogram geliyor. Aşağıdaki tabloda bir havayolu firmasından alınacak biletin türüne göre fiyat ve bagaj hakkı bilgileri verilmiştir. Tabloda verilen fiyatlara göre Şahin Bey promosyon türü bilet yerine ekonomi türü bilet satın almış olsaydı bagajı için yapacağı ödeme ile birlikte toplam ödeyeceği ücret kaç TL daha az olurdu? Öncelikle promosyon türü aldığında ne kadar ödeyeceğini bulalım. Sonra da bunu ekonomi türü alsaydı ne ödeyeceğini bulalım. İkisi arasındaki fark bizim aradığımız sonuçtur. Çocuklar, promosyon almıştı. Burada bilet fiyatı 69 TL. Verilen bagaj hakkı 9 kilogram. Ama bizim 19 kilogramımız var. Yani 19'dan 9'u çıkardığımızda 10 kilogram fazlalığımız var. Bu 10 kilogram fazlalığın kilogram başına 5 TL ekstra ücret olduğu söyleniyor soruda. O halde ne yapıyorum? 10 ile 5'i çarpıyorum ve 50 TL ekstra ücret ödeyeceğimi söylüyorum. Biletim 69 TL idi çocuklar. 50 TL de bagaja ödüyorum. 119 TL ödeme yapmış oluyorum değil mi? Dolayısıyla ne yaptım? Promosyon türü alırsam 119 TL ödeme yapmış oldum. Peki ekonomi türü alsaydım? Bilet fiyatım 99 TL. Bagaj hakkım ise 18 kilogram. Benim 19 kilogram yüküm var. Ama 18 kilogramı zaten benim hakkım. O halde 1 kilogram fazlam var değil mi?
19 kilogramdan 18'e çıkarınca 1 kilogram fazlam oluyor. O halde ne yapıyorum çocuklar? Sadece 5 TL ekstra ücret ödüyorum. Çünkü 1 kilogram fazlam var. 1 kere 5'ten 5 TL ekstra ücretim var. Peki bilet fiyatım neydi? 99 TL. O halde 99'a 5'i ekliyorum. 104 TL'ye geliyor ekonomi bileti alırsam. Aradaki farkı sormuştu. Yani 119'dan 104'ü çıkardığımızda sonucu bulacağız. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. Demek ki 15 TL farkımız. Kitap koyulacak kısmının genişliği 240 cm olan bir rafa, boyları eşit ve kalınlıkları 6 cm olan kitaplar, aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk bırakılmadan sırasıyla 3 kitap dikey, 5 kitap yatay duracak şekilde diziliyor. Buna göre rafa kaç kitap dizilmiştir? Çocuklar öncelikle kalınlığına 6 cm demiş. Biz bunu kullanarak boyunu bulalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 santimetre üst üste dizilince kitabın boyu ortaya çıkıyor. O zaman kitabımızın boyunu 5 kere 6'dan 30 santimetre olarak buluyoruz değil mi? Boyumuz 30 santimetre, kalınlığımız 6. Şu üçlü gruba bir bakalım. 6, 12, 18 buradan geliyor çocuklar. Boyumuzda neydi? 30 çıkmıştı. 18 ile 30'un toplamından bu bölge ne oldu? 48 oldu değil mi? Yani 3 tane dikey, 5 tane de yatayda koyarsak, 3 kitap dikey, 5 kitap yatayda koyarsak toplamda 48 santimetrelik uzunluğu yerleştirmiş oluyoruz. Ne kadardı bizim rafımızın boyu? 240 santimetreydi. Şimdi çocuklar 240'ı 48'e bölersek kaç defa böyle 48'lik grup koyabileceğimizi bulabiliriz? 5 kere 48 240 yapıyor. Dolayısıyla biz 5 tane üçlü dikey, 5'li de yatay olmak üzere toplam 8 kitaptan oluşan grup kullanabiliyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitabımız var. 3'ü dikey, 5'i yatay olursa. Biz bundan 5'li 5 tane grup kullanabiliyoruz. Dolayısıyla 5 kere 8'den aslında 40 kitap kullanabiliyoruz. Yukarıdaki tabloda 81 erkekten oluşan bir turist grubunun konaklayacağı oteldeki odaların kapasitesi ve ücretleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Odalarda kalacak kişi sayısının oda kapasitesinin altında olmaması ve sadece bir turistin tek kişilik odada kalması şartıyla otele ödenecek ücret en az kaç TL olur? Çocuklar 81 kişiydi bu kafile. Bir kişi tek kişilik odada kalırsa geriye 80 kişi kalıyor değil mi? Yani ikili ve üçlü odalara yerleştirebileceğim 80 kişi kalıyor. Biz şuraya hemen yazalım. Bir kişi ne yapıyordu? Tek kişilik odada kalıyordu. Unutmamak için yazdık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? 80 kişiyi ikili ve üçlü odalara yerleştireceğiz. Şimdi ikili odalarda kaç tane boş oda var? Toplam oda sayısı 40. Dolu oda sayısı 20. Yani 40'tan 20'yi çıkarınca çift kişilik odalarda 20 oda boş. 20 odayı kullanabilirim. 3 kişilik odalarda toplam oda 60, dolu oda 44. Yani burada da 16 oda kalmış. Bizim kullanabileceğimiz boş olan 16 tane oda var. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Hangi odada kalırsak kişi başı ödeyeceğimiz ücret en az olur. Çünkü en az ücreti ödememiz isteniyor. Bakın 3 kişilik odada kişi başı ücret diğerlerine göre daha az. O zaman önce bu 80 kişiyi 3 kişilik odalara yerleştirmeye çalışalım. 16 tane boş odamız vardı. Her birine 3 kişi giderse 16 ile 3'ün çarpımından kaç kişiyi kullanmış olacağız, odalara yerleştirmiş olacağız? 6 kere 3 18, elde var 1. 3 kere 1 3, 1 de elde 4. 48 kişi ne yapıyor çocuklar? 3 kişilik odalara yerleşiyor. Üçlü odada. Bunları üçlü odaya yerleştirdik. Buraya da yazalım. 48 kişi unutmamak için. Üçlü odada. Evet. Geriye kaç kişi kaldı? 80 kişiydi. 80'den 48'i çıkarıyorum çocuklar. 10'dan 8 çıktı, 2 kaldı. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. 32 kişi kaldı. 32 kişiyi nereye yerleştirmem gerekiyor? Artık geriye 2 kişilik odamız kaldı.
32 kişiyi ikili ikili yerleştirirsem 32 bölü 2'den 16 tane 2 kişilik odaya ihtiyacım var. Olsun, benim elimde 16'dan daha fazla 20 tane 2 kişilik odam var zaten. Dolayısıyla bu 32 kişiyi de ne yapıyorum? İkili odalara yerleştiriyorum. 32 kişi de ikili odada. Yine buraya da yazalım. 32 kişi ikili odada. Şimdi herkesi yerleştirdik değil mi? Peki ne kadar para ödeyeceğiz? Hemen onu bulalım. Çocuklar, tek kişilik odada bir kişi kalıyordu. Kişi başı ne kadar ödememiz gerekiyor tek kişilik odaya? 200 TL. O zaman buradan bir 200 TL ödeyeceğiz. 48 kişi üçlü odada. Şimdi üçlü odada her kişi başı ne kadar ödüyordu? Üçlü odada 100 TL. O zaman 48 kişi 48 çarpı 100'den ne kadar ödeme yapacağı bulunabilir. 100 ile 48'i çarpıyorum. Kısa yoldan nasıl çarpılır çocuklar? 48'in yanına 100'ün yanındaki 2 sıfırı atmamız lazım. Yani 4800 olarak bulunur. Ve son olarak ikili odada 32 kişi kalıyor. Kişi başı ne kadar ödeyecek ikili odaya? 150 TL. O halde 150 ile ne yapmalıyım? 32'yi çarpmalıyım. 150 çarpı 32'den biz buradaki işlemimizin sonucunu rahatlıkla bulabiliriz. Hemen çarpalım çocuklar. 150 ile 32'yi. 2 kere 0 0, 2 kere 5 10, elde var 1. 2 kere 1 2, 1 de elde 3. 3 kere 0 0, 3 kere 5 15, elde var 1. 3 kere 1 3, 1 de elde 4 diyorum. Yani sonuç olarak 4800 TL yine buradan da geldi. Bize hepsinin toplamını sormuş. Bunların hepsini toplarsak 4800 ile 4800'ü topladım. 9600 oldu. 9600'e 200 ekledim. 9800 TL olarak toplam ödemem gereken ücreti bulmuş oldum. Yani yanıtımız A seçeneği. A, B ve N birer doğal sayı olmak üzere A üzeri N ifadesine üslü ifade denir. A üzeri N üslü ifadesi N tane A sayısının yan yana tekrarlı çarpımıdır. A üzeri N eşittir B üslü ifadesinde A'ya taban, N'ye kuvvet veya üs, B'ye bu üslü ifadenin değeri denir. A üzeri N ifadesi A üssü N veya A'nın N'inci kuvveti şeklinde okunur. Bir hastalığa neden olan bakterilere karşı antibiyotik ilaç geliştiren uzmanlar, elde ettikleri antibiyotiği bu hastalığa neden olan 4 farklı bakteri türü üzerinde deniyor. Bu bakterilerin üremelerinin sınırlandırıldığı bir ortamda gerçekleştirilen deneyde bakterilerin antibiyotik verilmeden önceki ve verildikten sonraki sayıları karşılaştırılarak bu antibiyotiğin hangi tür bakteriler üzerinde etkili olduğu tespit ediliyor. Aşağıdaki tabloda bu çalışmaya ilişkin bilgiler yer almaktadır. Buna göre geliştirilen antibiyotik hangi bakteriler üzerinde etkili olmuştur? Çocuklar, başlangıç sayısından antibiyotik verildikten sonraki bakteri sayısını çıkararak işlemimizin sonucunu bulabiliriz. Yani ne kadar çok bakteriyi etkilediyse o kadar bakteriye etki eden antibiyotik başarılı demektir. Dolayısıyla biz bakteriye antibiyotik verilmeden önceki sayısından verildikten sonraki sayısını çıkaracağız. Elde ettiğimiz en büyük sonuç, en başarılı sonuçtur diyeceğiz. 4 üzeri 7'den 2 üzeri 7'yi çıkaracağız. Öncelikle değerlerini bulalım. 4 üzeri 7 ifadesi ne anlama gelir çocuklar? 4'ün tam 7 defa yan yana yazılıp çarpılması anlamına gelir. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 ve çarpı 4 şeklinde. 7 defa yan yana yazıp bu 4'leri çarparsanız 16.384 sonucuna ulaşırsınız. 2 üzeri 7'yi bulalım. 2 sayısının tam 7 defa yan yana yazılıp çarpılması anlamına geliyor. 2'yi 7 kere kendiyle yan yana çarparsanız 128 sonucuna ulaşırsınız çocuklar. 6 üzeri 3'ün değerini bulalım. 6 üzeri 3 sayısı. 6'yı 3 defa yan yana yazıp çarpacağız. Yani 6 kere 6 36. 36 kere 6'yı hemen kenarda çarpalım. 6 kere 6 36. 6 kere 3 18. 3 de elde 21. Yani 216 sonucunu elde ediyoruz. Devam edelim. Yine aynı mantıkla ilerleyelim. Bu sefer neyi bulacağız? 3 üzeri 5'in sonucunu bulacağız. 3 üzeri 5 diyorum. 3'ü tam 5 defa yan yana yazıp çarpmamız gerekecek.
3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81, 81 kere 3'ü bulacağız. Bu da ne oldu? 243 sonucunu bize verdi. Hepsinin tek tek sonuçlarını bulduktan sonra ilerlemek daha kolay olacak. Devam ediyorum çocuklar. Sırada 5 üzeri 3 var. 5 üzeri 3. 5'i 3 defa yan yana yazıp çarpmak demektir. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 yapıyor. Şimdi de 5 üzeri 2'yi bulalım. 5 kere 5'ten bu da 25 oluyor. 8 üzeri 2'yi bulalım. 8 kere 8'den 64. 3 üzeri 4'ü de bulacağız ve işlemimiz azalacak. 4 defa 3'ü yan yana yazıp çarpacağız. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3'ten sonucu 81 bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci durumdan ikinci durumu bütün bakteriler için çıkararak sonucu bulmaya çalışıyoruz. 4 üzeri 7'den yani 16.384'ten 2 üzeri 7'yi yani 128'i çıkaracağız çocuklar. Kenarda hemen çıkaralım. Farklı bir renk kullanalım. 16.384'ten 128'i çıkaracağız. 128 diyorum. 14'ten 8 çıktı, 6 kaldı çocuklar. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı, 5. 3'ten 1 çıktı, 2. 6 ve 1'i de indirdim. Yani buradaki sonuç 16.256. Şimdi 6 üzeri 3'ten 3 üzeri 5'i çıkaracağız. Yani 216'dan 3 üzeri 5 neydi? 243'tü değil mi? Bakın 243'ü çıkarmaya kalksam küçük bir sayıdan büyük bir sayıyı çıkarmış olacağım. Yani aslında buradan şunu anlıyoruz. Bakterilerde azalmadan ziyade artış var. Dolayısıyla bakteri sayısını azaltmamış. Bu olmaz. Bakteri sayısını azaltması gerekiyordu. Olmadı. 2'yi eledik. O halde 2 olanı eleyebilirsiniz. Şimdi 3'e bakalım. 5 üzeri 3'ten 5 üzeri 3 125. Kimi çıkarıyorum? 5 üzeri 2'yi yani 25'i çıkarıyorum. 100 kalıyor değil mi? Buradaki azalış 100. 8 üzeri 2'den 3 üzeri 4'ü çıkaracağım. Şimdi 64'ten 81'i çıkarmam isteniyor. Burada da bir azalış yok. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarılacak. Yani şu anlama geliyor. Bakteriler önce 64 taneydi sonra 81'e çıktı. Sayısı azalmak yerine artmış. Dolayısıyla 4 de olmadı. İçinde 4 olanı da çıkarırsak çocuklar bakterilerin sayısındaki azalma 1. ve 3. bakterilerde görülmüş. Yani bu bakterileri bu antibiyotik olumlu etkilemiş. Hani bakterilerin sayısını azaltmaya yönelik etkilemiş. Bakterilerde sonuç alınmış anlamını taşır. Yanıtımız A seçeneği. A, B ve N birer doğal sayı olmak üzere A üzeri N ifadesine üstü ifade denir. A üzeri N üstü ifadesi N tane A sayısının yan yana tekrarlı çarpımıdır. Yukarıdaki 8 eş dilime bölünmüş dairenin bir dilimi hariç tüm dilimlerinde birer üslü ifade yazılıdır. Mavi boyalı dilimlerde yazan üslü ifadelerin değerlerinin toplamı ile yeşil boyalı dilimlerde yazan üslü ifadelerin değerlerinin toplamının birbirine eşit olması için boş olan dilime hangi üslü ifade yazılmalıdır? Çocuklar öncelikle mavi dilimdekilerin toplamını bulalım. Mavi dilimde ne var? 1 üzeri 10 artı 2 üzeri 3 artı 5 üzeri 1 artı 6 üzeri 2. Bakalım toplamları neyi verecek? 1 üzeri 10 1'dir. 2 üzeri 3 8 5 üzeri 1 5 6 üzeri 2 36. Ve sonuç olarak 1 8 daha 9 5 daha 14 36 daha 50 yapıyor değil mi? Dolayısıyla mavi ile gösterilen dilimlerin toplamı 50 oldu. Şimdi de yeşil ile gösterilen değerleri bulalım. Yeşillerin ilkinde ne var? 4 üzeri 2. Diğerinde 2 üzeri 3 var. Bir diğerinde 1 üzeri 72 var. Diğerini zaten bize soruyor. 4 üzeri 2 4 kere 4'ten 16. 2 üzeri 3 8. 1 üzeri 72 1'in bütün kuvvetleri 1. 16'ya 8 ekledim çocuklar. 24. 24'e 1 ekledim. 25 oldu değil mi? Bakalım bu ikisi arasındaki farkı bulalım hemen. 50'den 25'i çıkarıyorum. 25 kalıyor. Yani aslında boş kalan yeşil dilime ne yazmalıyım? Sonucu 25 olan üslü ifadeyi yazmalıyım. A seçeneği olmaz. 5 üzeri 1 5'tir. B seçeneği olur. 5'in karesi 25. C seçeneği 5'in 3. kuvveti 125 yapar. 25 olması gerekiyor. 5'in 4. kuvveti ise 625 yapar. Ama biz 25 olanı istiyoruz. Dolayısıyla yanıtımız B seçeneği.